Divan'a hoş geldiniz arkadaşlar. Lux'ın 3. sayısı çıktı. Bu beni biraz heyecanlandırdı çünkü içeriği okuduğumda hiç tahmin etmeyeceğim bir şey oldu. Hani klasik olarak olayı zaten biliyorduk. Silas'ın idamına gittiğini, orada Lux'ın sayesinde kurtulduğunu falan biliyorduk. Bu olayların olacağını, sadece detayları alacağımızı düşünüyordum. Ama öyle bir şey oldu ki, öyle bir şey oluyor ki bu sayıda, yani ben inanılmaz heyecanlandım ki bunu başlıktan da anlamışsınızdır. Neler olacağını birazdan göreceğiz. Kapak fotoğrafına bakalım. Lux'ın önceki sayılara göre daha sakin olduğunu ve büyüyü çok daha rahat kontrol edebildiğini, artık küçük ışık hüzmelerindense büyük ışık topları yapabildiğini görüyoruz. Onların önünde ise Garen ve Sylas'ın savaştığını göreceğiz. Görüyoruz burada ve ileriki sayfalarda ise bunu göreceğiz. Şurada küçük bir Çince dikkatimi çekti ama bu birinin yazanın falan imzası olsa gerek, ya da bilmiyorum, eğer bilginiz varsa bana söyleyebilirsiniz. Bakalım, burayı atlıyorum direkt ilk sayfadan. İkinci sayfa bu. İlk sayfayı geçtik. İkinci sayfadan başlıyoruz. Lux'ın Crownguard malikanesine geri döndüğünü görüyoruz. Tianna Crownguard, halası Tianna Crownguard ve abisi Garen burada onu karşılıyor. Her gece gidiyor artık, her gece kaçıyor Sylas'ın yanına falan, fark edilmesi artık içten bile değildi. Dönüşte ise Tianna kapıları tutun diyor. Böyle ailemizin adını lekelemene hakkın yok falan filan diyor. Lux ise ya işte ışık getirenlerleydim falan filan diyerekten bahane bulmaya çalışıyor ama burada Garen konuşuyor. Bırak palavrayı, biliyoruz. Gizlice hapishaneye gidip bir serseri ziyaret etmek için Prens Jarvan'ı beklettin diyor. Önceki sayıdan hatırlayacağınız üzere Prens Jarvan'la nişanları vardı, sözleri vardı. O yüzden nişan demeyelim, söz diyelim. Oraya gitmeyip Sylas'ın yanına gitmişti. Burada tekrar bahanelere falan şey yapıyor, işte öyle değil, onu tanımıyorsun falan filan derken aptal kız diye lafa giriyor Tianna. Büyük sorunlara neden olduğunun farkında mısın? Ailemizi skandallara karıştırdın, rezil ettin diyor. Neyse ki sorunu gidermeyi başardım falan diyor ama nasıl olduğunu, nasıl olduğu şöyle, birazdan anlayacağız. Bu Sylas işi hallolana kadar evden çıkmayacaksın diyor ve onu hapis edecekler şimdi. Bu arada tekrardan sihir avcısı zindanlarına geri dönüyoruz. Kısa bir an, aynı anda orada yaşananlar. En son aldığında küçücük bir büyüyle bing diye duvarı delmişti. Azıcık daha büyü bulsam özgürlüğüme kavuşacağım diyor Sylas. Tek ihtiyacım o kız diyor. Fakat tekrar da kapı sesi gelirken, Lux, ben bu kadar erken döneceğini tahmin etmezdim gibisine bir şey söylemeye hazırlanırken gardiyanın geldiğini görüyor ve diyor ki, gardiyan boşa heyecanlanmayın, artık gelmeyecek. Yanlış kişiye çatmışsınız, yanlış aileye çatmışsınız. Yarın da bu hatanın bedelini kellenizle ödeyeceksiniz diyor. Sinirli bir muhafız, zaten sevmediği belliydi. Bir sonraki sayfada odasında olmadığını görüyoruz Lux'un. Bu çok bir şey değiştirmiyor hikayeyle alakalı. Biraz daha mahzen gibilerin bulunduğu kiler gibi bir yer. İdam edileceğini öğreniyor. Ya Tianna söylüyor bunu ya da muhafızlar söylüyor, bilmiyoruz ama onu öldüremezsiniz. Buna izin vermem barbarlık bu diyor. Kırmızı bir baloncuk içinde söylendiği için muhtemelen bağırdığını veya sinirli olduğunu düşünüyoruz. Burada gardiyan konuşuyor. Sakin olun diyor. Karar kesinleşti diyor. Lux bir çıkış yolu arıyor ama oradan çıkış yolu yok. Hani sonuçta pencere olsa, şu olsa, bu olsa insanlar çok daha kolay talan edebilir bu mahzeni. Pencere yok, hiçbir çıkış yok. Tabii diyor ama hatırlıyor ki onun bir büyü gücü var. Bunu kullanmak istemezdi ama yapacağı başka bir şey yok. Bu kendisi için ve ailesi için kötü olacak ama o adamı ölüme terk edemez. Bu sadece bir hayranlık değil. Sanıyorum kısa da olsa, küçük de olsa bir aşk belirtisi de var ama daha çok tabii ki hayranlık ve kişiliğine olan saygısından dolayı Stylus'un onu bırakmak istemiyor mahzende. Çünkü kendisi gibi biri, onu çok iyi anlayabiliyor. Anneme ev için özür dilediğimi ilet diyor. Ev mi diyor gardiyan, anlamıyor. Anlar o diyor ve bum diye. Çünkü anlar o dediği annesi çok uzun zamandır biliyor muhtemelen. Sonuçta anne yani, hani bütün zamanını beraber geçiyorlar, çocukluğunu şunu bunu falan. Henüz daha annesini göremedik hiçbir yerde ama sanıyorum annesinin haberi var Lux'un bu tarz olaylarından. Tortu dereli Sylas, Konsey'sinin ıslah edilemez bir sihir kullanıcısı olduğuna karar verdi diyor. O ara gücünü birleştiriyor, büyütüyor, fokuslanıyor, odaklanıyor ve artık ortalığı patlatacak. Ayrıca tahta karşı komplo kurduğun ve elinde yasaklı belgeler olduğu tespit edildi diyor. Lux burada buşın diye ortalığı patlatırken, seni koruyucunun ve burada bulunan herkesin önünde celladın kılıcıyla idam ettirme görevi bana verildi. Koruyucu dediği %100 emin olmasam da Kyle'dan bahsediyor olabilirler. Çünkü Kyle'ın adı koruyucu olarak geçiyor. Çok uzun yıllar önce yaşamış ve öldüğü söylenilmiyor tabi ama Demacia'da
çok büyük bir heykeli olan, saygı duyulan, adaletin simgesi olan bir karakter Kyle. Adı da Koruyucu Seni. Koruyucunun Kyle'ın ve burada bulunan herkesin önünde celladın kılıcıyla idam ettirme görevi bana verildi. Ölümün karanlığında ışığı bulursun umarım diyor. Ondan sonraki sayfada ise cellat klasik, muhtemelen altında Petrisit olsa da yüzünü kapatan şu adam gibi yine de yüzünü kapatmış. Bunun tam olarak olayını bilmiyorum. Bu yüzyıllardır yaşanan bir olay, yani eskiden öyleydi. Neden cellatların yüzü kapatılırdı acaba? Bilmiyorum, bunu araştırmak lazım ya. Tam olarak eminim kesin bir mantıklı bir açıklaması vardır. Ama ben bilmiyorum. Burada tekrardan dönüyoruz buraya. Lux artık yetişmiş, durun idamı durdurun diyor. Önlere doğru atılmaya çalışıyor. Minik ışık diye birazcık seviniyor. Umutlanıyor çünkü ölecekti ama şu anda bir şansı var. Tabi Lux ünlü bir insan. Ünlü bir aileden geldiği için oradaki adamlar da tanıyor. Anlamadım küçük hanım diyor. Yaptığınız yanlış diyor. Yine küçük liseli tavırlarına devam ediyor burada. Lux, Tortu Dereli Silas hakkında duyduğunuz şeyler, o masallar, o söylentiler gerçeğin tamamı değil diyor. Evet, o bir büyücü ama aynı zamanda insan. Hepimiz gibi onun da bir kalbi var, bir ruhu var diyor. Oradan ondan sonra kalabalıktan o adam canavarın teki diyor. Yüzleri görüyoruz. Birçoğu sinirli. Herkesin böyle sinirli olmasını bekleyemeyiz. Bazıları anlamlandırmaya çalışıyor. Bazıları ne olursa olsun bir insanın belki öldürülmesine karşı. O yüzden çeşitli yüzler görüyoruz. Mutlu olan bir insan var mı? Düşünemiyorum. Sanıyorum göremiyorum. Yok galiba. O her neyse, sorumlusu sizlersiniz diye halka atıyor suçu biraz. Onun tek suçu büyücü olarak doğmak. Demacia'nın onun gibilere karşı davranışı. Belki büyücüleri canavara çeviren budur diyor. Yapılanları çok iyi biliyorum. Çok sıkıntısını çektim. Çünkü ben Laksana Crown Guard diye tam açıklayacak ne olduğunu mı acaba? Bu sayfayı da hızlıca geçeceğiz. Artık kaçıncı sayfadayız? 5'teyiz. Yeri'ye ulaştık. Ben onun arkadaşıyım diye çeviriyor. Hala hazır değil. Çünkü linç edilmeye, ailesine zarar vermeye hazır değil. Hiç utanman yok mu büyücü hayranı diye hala halktan tepkiler var doğal olarak. Çünkü Demacia böyle bir kültürle yetişmiş büyümüş. Bayan Crownguard, merhametiniz çok dokunaklı ama adaletin önüne geçemez. Devam edelim diyor burada tekrar yetkili. Hayır, Silas derken tam uzaklara götürürlerken Lux diyor. Ah diyor, ondan sonra böyle bir sinirleniyor. Son bir kez en azından vedalaşmak istiyor Silas'la ama yaptığı bu küçük dokunuş her şeyi çok değiştirecek. Silas özür dilerim diyor. Burada büyük ekranda görüyoruz dokunduğunu ve dokunurken büyünün harekete geçtiğini, vücuduna yayıldığını görebiliyoruz. Ben de minik ışık diyor. Ben de çok özür dilerim diyor. Çünkü birazdan yapacakları korkunç şeyler. Ne diye anlamlandıramıyor ama burada büyüyü çoktan salmış durumda. Yardırmış durumda. Etraf parçalanıyor. Etraftan ahlar, kaçınlar. Ama Lux'tan gelen tepki inanılmaz. Uf, uf ne abi ya? Başka kelime mi yazmıyor? Uf, çok güçlüsün mü? Uf, ne yaptın mı? Hani nedir yani bu tepki? Neyse, burada güzel bir görsel var ama ondan sonrasına bakalım. Evet, kaçın. Nasıl bir hismiş görün falan diyor. Silas artık kendinden çok emin, kurtulduğundan emin, aldığı büyüden çok emin ama küçücük bir dokunuşta ne kadar acaba büyü absorbe edebildi onu bilemiyoruz. Ne kadarını kullanabilecek. Silas yapma diyor. Lux çünkü yaptığı hatanın farkında, biliyor Silas'ın güçlerini nasıl kullanabildiğini ve büyüsünü ona verdiğini de biliyor. Burada belki bir ihtimal bilerek yapmış olabilir ama yüz ifadesinden hani dokundum sana gücümü veriyorum değil de veda gibi geldi bana. Ama yine de belki onun da bilincindedir. Bilemiyoruz. Burada bizi asla, Silas konuşuyor, bizi asla kabullenemeyeceklerini biliyorsun. Onlarla başa çıkmanın tek bir yolu var diyor. Onu da bana sen gösterdin diyor. Burada milleti yalan ediyor, dolan ediyor, herkesi öldürüyor. Burada emin değilim ama sanıyorum hala durdurmaya çalışaraktan mı dokunuyor, ona güç mü veriyor bilmiyorum. Böyle tuhaf hatalara devam ediyor olabilir. Çünkü ben burada elini görüyorum. Eli sanıyorum yani sırtında Silas'ın. Yardırmaya devam ediyor, ortalığı yalan dolan ediyor. Çöküyor diyor, binalar çöküyor, millet kaçışıyor. Yerde ölenleri, bayılanları, toprak altında, kalıntılar altında kalanları, vücudunun çoğu kalıntılar altında kalan insanları görüyoruz. Ama Lux her ne kadar bu adama yardım etmek istese bile doğruluğun, iyiliğin yanında olan bir insan. Lux o yüzden merhametli bir insan, merhametli bir kız. O yüzden diğer insanlar onun için şu anda çok daha önemli. Çünkü bu bir katil havasında doğal olarak. Ve artık ona saygısından, şuyundan, buyundan hiçbir eser kalmamış durumda.
Ağlama minik ışık diyor, elini uzatıyor. Bugünden itibaren bizim gibiler gözyaşı dökmeyecek diyor. Ama Lux'ın gözlerindeki tiksinti ve sevgisizlik çok net bir şekilde görülüyor. Burada surların dışında, tam olarak surların dışında sayılmasa bile herhalde ana meydanın dışında olabilir. Garen tekrar o tarafa doğru, seslerden dolayı, dumandan dolayı oraya doğru hareketleniyorlar. Targon'un zirvesi aşkına ne olmuş burada diyor bir tanesi. Ne yapalım efendim diyor hemen askerlerden bir tanesi. Garen, Vosk, doğu duvarını güvene al. Fulcher, sen de batıyı. Ben içeri giriyorum diyor. Yüzü biraz böyle şişman bir çocuk gibi ama biraz daha ince uzun bir yüzü vardı. Burada biraz hiç cool olmamış. Durun, içeride ne olduğunu bilmiyorsunuz diyor askerler ama Garen kendinden emin, içeride kardeşim var, bilmem gereken tek şey bu diyor. Burada hem yüzündeki kızgınlık var hem de bir şüphe var, %100 emin olamaz sonuçta içeriye girmediği için ama olayın Lux'tan kaynaklanacağını muhtemelen biliyor. Belki de mahzenden kaçışını bildiği için doğrudan buraya gidiyor. Bunlar her zaman bir sır olarak kalacak ama nihayetinde Lux'ın burada kimin olduğunu bildiğini, Garen'in burada Lux'ın olduğunu bildiğini biliyoruz. Nefes alın adı diyor. Burada gardiyanların başı sanıyorum bu adam. Ama bu adam hasta artık, yani yaralı bir durumda. Kardeşlerim, yeni Demacia'ya hoş geldiniz diyor. Şu anda bu sihir avcıları zindanının, aynen sanıyorum adı buydu, sihir avcıları zindanıydı. Orayı, oradaki insanları serbest bırakıyor, zindanı yok ediyor. Bütün büyücüleri yanına alıyor ve burada büyücüler olduğunu da anlamamız için küçük de bir tüyo var. Bir büyücünün sırtına dokunuyor ve büyü gücünü çekiyor. Bakın, zindanınızın külleri ve gardiyanlarınızın cesetleri karşınızda. Ama bu sadece ilk savaşımız. Bu domuzlar ölmeden önce çok bağıracak. Kanlarını akıtmaya hazır olun diyor. En büyükleriyle ve en şişmanlarıyla başlıyoruz diyor. Burada kimi kastettiği tam olarak kesin değil ama ben kraldan bahsettiğini düşünüyorum. Çünkü en büyük kişi kim Demacia'da? Kral. En şişmanı kim? Şişman olduğundan bahsedilmiyor Kral Jarvan'ın. Üçüncü Jarvan'ın. Bizim bildiğimiz Jarvan'ın değil ama şişman derken hani çok bir şey yapmıyor, oturuyor, yiyor falan. Genelde krallar, bazı krallar öyle resmedilir ya. O yüzden ben burada kraldan bahsettiğini düşünüyorum. Meydanın altındaki lağımlara gidin. Sizi durdurmaya çalışan olursa durdurun diyor. Silas, burada siz gidin, ben işi hallederim havasında. Dur bakalım büyücü diye bir yerden ses geliyor ve artık o önemli noktaya doğru yavaş yavaş geliyoruz. Garen ve Silas'ın karşılaşması. Hiçbir yere gidemezsin diyor Garen. Elinde kılıcı, zırhı ve güzel bir kaliteli bir duruşuyla karşısında duruyor. Crown Guard amblemi, kendini beğenmiştik. Gülünç derecede büyük omuzluklar. Sen Garen'sin değil mi diyor. Şu anda kendinden emin çünkü elinde büyük bir büyü gücü var. Belki bundan aldığı, belki hala Lux'tan aldığını koruyabiliyor, bilmiyorum. O yüzden Garen gibi bir insanın ne kadar büyük ve haşmetli olsa da karşısında duramayacağını biliyor. Haa diye saldırıyor burada Garen'in üzerine. Ama bu sayfa işte en çılgın sayfa. Burada bir ekarte ediyor ilk hata. Ondan sonra işte küçük kapışmalar falan, kılıcıyla o Petrisit zincirleri falan yine ekarte ediyor. Ondan sonra evet abi Kramgard, senin hakkında çok şey öğrendim. Çok güvenilir bir kaynaktan hem de diyor. Burada kızdırmaya çalışıyor birazcık. Alay etmeye çalışıyor. Lux'a ne yaptın diyor. Hani buradaki soru tam olarak Lux nerede, Lux'a ne yaptın gibi değil sanki. Çünkü hani Lux'ı büyücü mü yaptın, Lux'ın aklına mı girdin gibisine. Çünkü Silas'ın dediklerinden ben daha çok bunu çıkartıyorum. Ne mi yaptım? Sen beni ne sanıyorsun? Ben siz yılışık soylulara benzemem. Aslını istersen bana gelen oydu. Hani ben bir şey yapmadım, o geldi. Çünkü büyüyle alakalı bir şeyler istiyordu. Hani istekli olan oydu. Ben onu değiştirmek için bir şey yapmadım gibi. Benim anladığım bu ama yine de tabii Lux'a ne yaptın, Lux güvende mi sorusu da olabilir. Bunu ben tam emin olamadım. Burada tekrar Garen atağa geçiyor. Silas burada Garen'e bakıyor. Ola diyor. Olamaz diyor sanıyorum. Çünkü Garen çok hızlı herhalde. Onu söylemek istiyor. Burada tam kılıcıyla vurduğu anda, aynen gerçekten sanıyorum çok hızlı olduğundan. Çünkü tam sözünü bitiremiyor. Bundan büyücü olduğu anlamını çıkarabileceğini düşünmüyorum. Tam burada patırt diye vururken burada küçük bir şey görüyoruz. Ne görüyoruz? Bunu normalde şey sanabiliriz. Kılıcı vurdu işte, hani o patlama efekti, çarpışma efekti, orada bıcı 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 diye şeyler olur ya, hatta ateş bile çıkabilir falan. Ama ben bunun büyü olduğunu düşünüyorum ve büyü olduğunu da birazdan anlayacağız. Burada bu elindeki şeyle, artık adının ne olduğunu bilmiyorum, onunla kendini savunurken Garen diyor ki kafesinde kalmalıydın diyor. Uf diyor ya da ah falan filan bir şeyler diyor, böyle garip bir OU ile devam eden ama İngilizce olarak düşünsek uf anlamına gelebilecek bir kelime.
Ondan sonra o darbeyi yediği yere bakıyor ve ne tuhaf diyor. Çünkü orası ışıldamaya başlıyor. Ya bu da Petrisit olma ihtimali var. Tam olarak emin olmasak da muhtemelen Petrisit'tir. Ben buranın tamamen Petrisit'in burası olduğunu düşünüyorum ama bu da ona bağlı olduğuna göre muhtemelen o da Petrisit içeriyordur. O yüzden Petrisit'le savunduğu yer ışıldamaya başlıyor. Yok canım, bundan haberin yok mu yani diyor. Burada konuşan hala Silas. Bundan haberin yok mu dediği sanıyor. Hala büyücü olduğunu orada düşünüyor. Çünkü vurduğu şey ya kılıcı büyülüydü, kılıçtan büyü aldı, ya da Garen büyülüydü ve tıpkı Petrisit gibi Garen'in vücudundan geçen büyü kılıca aktarıldı ve oradan Petrisit kolluklara, kolluktan da Silas'a geçiyor. Ve Silas bunu anlamlandırmaya çalışıyor. Çünkü büyüye bu kadar karşı bir adamın Nasıl olur da büyücü olduğundan haberi olmaz? Nasıl olur da büyücüysen de büyücülerden nefret duyarsın diye sorguluyor. Ama Silas'ın düşündüğü, Garen'in bundan henüz haberi olmadığı çok tuhaf. Ama bu şu anda düşünülecek şey değil, çünkü bir savaşta aldığı büyü gücüyle Silas havaya kalkıyor, patırt diye yumruğunu bir vuruyor. Burada sanıyorum büyü gücü nasıl Lux'tan aldığında bıjing diye parmaklarıyla şey yapıyor. Ama Garen'den aldığı muhtemelen fiziksel bir büyü gücü. O yüzden yumruğuyla Garen'i alt ediyor. Bu Garen'den aldığı büyü gücünün çok güçlü bir büyü gücü olduğunu anlayabilir. Çünkü Garen gibi, dağ gibi bir adamı bir tek yumrukla hastanelik edebilecek kadar güçlü bir yumruk. O yüzden çok ilginç şeyler oluyor arkadaşlar. Garen büyücü. Şu ana kadar sadece W'su ile oyundaki şeylerden bahsediyorum. Büyü ve fiziksel direnç kazanan bir şampiyon. Belki de artık büyü hasarı verebilir ileriki yamalarda. Bilemiyorum. Ben merakla bekliyorum aslında. Bu hikayenin gidişatını birazcık değiştirebilir. Çok tuhaf yerlere sebep olabilir. Garen'in Lux'ı anlamasını sebep olabilir. Gerçekten çok tuhaf şeyler olacak. Neyse, burada Garen'in düştüğünü görelim. Çok da uzatmayalım. Artık son sayfalara geliyoruz. Crown Guard'lar sürprizlerle doluymuş. Üstelik gerçeğin tamamını asla öğrenemeyeceksin diyor. Belki annesi falan filan, hani bunlardan bir tanesi, büyü nasıl var oluyor bilmiyoruz. Birden bir kişide de çıkıyor olabilir veya anneden babadan, ama sonuçta bir kişide yoktan var olması lazım büyü gücünün bir şekilde. O yüzden ailede kaç kişinin daha büyü gücüne sahip olduğunu bilemiyoruz. Anne baba, belki Tiana, Crown Guard, haberi olmadan belki büyü gücüne sahip insanlar. Crown Guard'lar sürprizlerle doluymuş. Üstelik gerçeğin tamamını asla öğrenemeyeceksin diyor. Neden asla diyor bilmiyorum. Belki öldüğünü düşünüyor. Emin değiliz. Öldüğünü düşündüğünü sanmıyorum. Çünkü burada Lux devreye giriyor. Tam öldürecekken Silas yapma diyor. Lütfen yapma diyor. Ha, burada asla öğrenemeyeceksin derken muhtemelen seni öldüreceğim ve bir daha asla öğrenemeyeceksin anlamında. Lütfen yapma diye araya giriyor. Çünkü abisi sonuçta. Peki bu da sana iyiliğim olsun diyor. Sonuçta hayatını kurtardı ve bütün büyücüleri kurtarmasına sebep oldu. Ve ona çok iyi davrandı. Hiçbir zaman kötülük düşünmedi. Vaktini senden iğrenenlere harcama diyor Lux'a. Lux sana evine gel diye son olarak burada geri dönüp sırtını dönmüş giderken Lux'ı ve yerde yatan Garen'i görüyoruz. Ondan sonra burada sağ taraftayız. İki kardeşler şifahanesindeyiz. Abim nasıl diye soracakken Lux doktor araya giriyor. Kötü durumda, kesin bir şey söyleyemem. Bunu yapabilen büyü feci bir şey olmalı. Özellikle de ağabeyinize, küçük hanım diyor burada doktor. Arkada tekrardan muhafızları görüyoruz. Laksana hanım diye onlar da araya giriyor. Durumu biliyorum ama o manyak hala serbest. Bildiğimiz kadarıyla isyandan tek sağ çıkan sizsiniz diyor. Orada onlarca insan vardı. Muhtemelen herkes öldü veya herkes hasta şu anda. Ya hasta diyorum sürekli. Yaralı ve konuşamayacak durumdalar. Durumları ağır. Hakkında bize söyleyebileceğiniz başka bir şey varsa her şeyi anlattım size diyor Lux. Hanımım, bu yaraları, bunları büyü açmış. Bana ne kadar çok bilgi verirseniz işim o kadar kolaylaşır diyor doktor. Büyü gücünün sebep olduğu yaraları inceliyor. Ama orada yüzüne sanıyorum bir darbe vurmamış mıydı? Burada göğsüne bakıyor. Gerçi yok, göğsüne vurmuş aynen. Ben bir an yüzüne darbe yedi sandım. Hepsi benim suçumdu. Silas'a bilgiyi ben verdim diyor. Ondan sonra anlamadım diyor şaşkınlıkla muhafız. Durand'ın ya da Durand'ın yazmalarında gördü. Sihri prangalarındaki Petrisit'ten çekip kullanıyor. Efendim, çekip mi kullanıyor diye hala şaşkınlık içindeler. Çünkü kimsenin bu durumdan haberi yok. Belki koskoca krallıkta bir iki kişi, belki bir ihtimal bütün kitapları okuyan insanlar falan biliyordur. Evet, Petrisit sihri durdurmuyor, emiyor. Silas da onu kullanabiliyor. Kendine ait pek bir büyü gücü yok sanırım. Ama bir kaynağı büyü alabileceği biri olursa diyor. Kimdi peki? Ne? Bir kaynağı olursa dediniz. Dar ağacındaki tek büyücü oydu. Büyüyü kimden çekti o zaman diyor. Çok yerinde bir soru soruyor. Çok zekice bir soru soruyor. Ama burada Lux hem üzgün hem hala ailesini düşünüyor.
annesinin yaşadığını biliyoruz. Babasının ne durumda olduğunu ben açıkçası bilmiyorum. Halası var muhtemelen, kuzenleri, yeğenleri belki var. O yüzden herkese zarar gelmesini istemiyor. Hala yatağında olan bir Garen var, kendisi var. O yüzden ailesini açık etmek istemiyor. Henüz açık etmek istemiyor en azından. Ben o falan filan derken bir başka gardiyan geliyor, bir başka asker geliyor. Efendim, suçludan hiçbir iz bulamadık. Merak etmeyin, her kapıya bir muhafız diktim. Adamlarım da, ben de çok dikkatli, diyor. Ondan sonra muhafızların sanıyorum lideri, en azından kumandanın bir muhafız mı? Çok daha fazlası gerekecek. Yüzbaşı Jaerden. Karşımızdakiler Demacia'nın en tehlikeli büyücüleri. Tek amaçları şehirden kaçmak. Kapılara en iyi askerleri dikmeliyiz, diyor. Surları güçlendirmeye çalışıyorlar. Onları içeride tutmaya çalışıyorlar. Kaçmalarına izin vermek istemiyorlar ama burada Lux bir şey biliyor ve bu bilgiyi onlarla paylaşacak. Ne demişti o, diye düşünüyor. Tahtı paramparça edeceğiz. Kral yok, lordlar yok, ladyler yok. En büyükleriyle ve en şişmanlarıyla başlıyoruz. Burada Silas'ın sözleri aklına geliyor ve o yüzden düşünüyor ki amaçları şehirden kaçmak değil, amacı şehri yok etmek, soyluları yok etmek, kralı yok etmek. O yüzden bu bilgiyi de onlarla paylaşacak. Hayır, şehri terk etmek istemiyor. Kralı öldürecek, diyor. Ama neden? Sarayda çok savunmasız kalacak. Büyücülerin güçleri zayıflayacak. Takviye için tüm duvarlarda, derken burada bildiğimiz bir şey var. Bütün kale surları petrisitten yapılmış. Yani en güvenli yer olarak biliniyor. Bir büyücü geldiğinde büyü kullanamıyor o inanılmaz duvarlar içerisinde. Çünkü o duvarlar bastığı yer, dokunduğu yer, yürüdüğü yer, artık her neyse, baktığı her yer petrisitten olduğu için bir büyücünün orada bir şey yapamayacağını diyor. Ama yine o zeki adam diyor ki aynen, bu duvarlarda falan derken petrisit var, diyor, bu duvarlarda. Ondan sonra herkeste bir aydınlanma, şimşekler, ampuller patlıyor falan. İçlerinde de yüzyıllar boyu birikmiş sihir var. Muhtemelen birçok büyücü, orada yaşayan olsun, oraya saldırı için giden olsun, kralı öldürmek, suikast düzenlemek için giden büyücüler olsun, oralara gitmişler ve sürekli büyü gücü duvarlardan, yerlerden absorbe edilmiş ve yüzyıllar boyunca birikmiş büyü gücü var şu anda o duvarlarda. Bunun farkına varıyorlar ve öbür adam ilahlar aşkına, yani, diyor ve Lux diyor ki aynen, diyor, yani orası saray değil, bir silah, diyor şu anda Silas için. Bir sonraki sayı sanıyorum yine çok heyecanlı olacak. Belki büyük ihtimalle 3. Kral Jarvan'ı göreceğiz. Yine çok büyük ihtimalle Prens 4. Jarvan'ı, bizim bildiğimiz Jarvan'ı göreceğiz. Belki Tianna'yı göreceğiz. Belki farklı sürprizler falan olur ama ilginç şeyler olacak. Silas'ın bundan sonraki olayını bilmiyoruz. Silas'ın hikayesinde kaçtığını biliyoruz buradan. Bir şekilde de şehirden kaçtığını biliyoruz ama nasıl kaçacak ondan tam emin değiliz. Belki bir ihtimal kralı öldürebilir ve artık Prens Jarvan, Kral Jarvan olabilir. Bu bakalım bize 4. sayı, 5. sayı ne getirecek? Bu 3. sayının sonuydu arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yaptığım hatalar olabilir, dilim sürçmüş olabilir zaman zaman. Benim kaçırdığım detaylar varsa, katıldığınız katılmadığınız yerler varsa onları da söyleyebilirsiniz. Beğenmediğiniz yerlere sadece dislike tuşuna basarak ifade etmeyin. Tabii ki bunu yapın ama yorumlarda da belirtin neyin kötü olduğunu ki ben de bir sonraki videolarda bunu daha da geliştirme şansı bulayım. Bu videoluk bu kadardı. Bir sonraki oynanış videosunda, hikaye videosunda, çizgi roman videosunda veya ne bileyim taktik savaşları videosunda veya yama notlarında herhangi bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.